Yok etme veya diğer bir deyişle eleme yöntemi kullanarak birkaç denklem sistemi daha çözelim. Ama bunlar öyle tek bir adımda çözülecek türde olmasın. Yok etmeye hazırlamak için denklemleri bir anlamda yoğurup kıvama getirelim. Şöyle bir denklem olsun. 5x eksi 10y eşittir 15. Evet. Bir denklemimiz daha var. O da 3x eksi 2y eşittir 3. Bunu yok etme metodu ile çözmek istiyoruz dedik. Elbette yerine koyma metodunu kullanarak çözebiliriz ama biz yok etme metodunu kullanacağız. Şimdi daha önce yok etme metodunu kullanırken bir eşitliğin sol tarafını diğer eşitlikten çıkarıyor ya da topluyordun ve aynı işlemi sağ tarafa da yapıyordun diyebilirsiniz. Aslında bunu yapabilirim çünkü bu aynı şeyi eşitliğin iki tarafına uygulamak anlamına geliyor ama burada pek işe yarayacakmış gibi görünmüyor. Bu iki sol tarafı toplarsak elimizde 8x eksi 12y oluyor. Bu değişkenlerden birini ortadan kaldırmıyor. Sağ tarafta da sadece bir sayı kalıyor. Çıkarma yaparsak da bir değişiklik yok. Peki, burada yok etme yöntemi bize nasıl yardım edecek? Bunun cevabı, bu iki denklemden birini öyle bir sayı ile çarparız ki veya buna genişletme de denir, belki bu terimlerden biri diğerini götürür. Diyelim ki, bu arada hangi terimi götürmek istediğinizi de belirleyebilirsiniz. Diyelim ki y'yi yok etmek istiyoruz. 5x eksi 10y'yi tekrar yazayım. 5x eksi 10y eşittir 15. Şimdi bu yeşille yazılmış denklemde eksi 2y'yi neyle çarparsam eksi 10y'yi götürecek duruma gelir. Yapmamız gereken bu eksi 2'yi artı 10 yapmak değil mi? Çünkü bu artı 10 olursa denklemlerin sol tarafını topladığımda eksi 10'u götürebilir. O zaman bu denklemi ne ile çarpabilirim? Eğer eksi 5 ile çarparsam eksi 5 çarpı eksi 2 artı 10 eder. O zaman yapalım. Bu denklemi 5 ile çarpalım. Evet, eksi 5 ile çarpalım. Sol tarafı eksi 5 ile çarpıyoruz ve sağ tarafı eksi 5 ile çarpıyoruz. Ne oldu bakalım? Unutmayın, denklemin temelini değiştirmiyoruz, denklemin bilgisini değiştirmiyoruz. Her iki tarafına da aynı şeyi yapıyoruz, sadece genişletiyoruz. Sol taraf eksi 5 çarpı 3x eksi 15x eder ve eksi 5 çarpı eksi 2y artı 10y eder eşittir 3 çarpı eksi 5 yani eksi 15. Şimdi yok etmeye hazırız. Bunu sarı denklemin sol tarafına eklersek ve eksi 15'i de sağ tarafa eklersek her iki tarafa da aynı şeyi eklemiş oluruz. Çünkü bu buna eşit. Hadi yapalım. 5x eksi 15x. Burada küçük bir eksi işaretimiz var, onu kaybetmeyelim. Eksi 10x y'ler birbirini götürdü. Eksi 10 artı 10 0 y eder değil mi? Bunu eksi 5 ile çarpmamızın tek amacı zaten buydu. Bu da eşittir 15 eksi 15 0. Eksi 10x eşittir 0. İki tarafı da eksi 10'a bölüyoruz. Eksi 10'a bölüyoruz ve sonuç x eşittir 0. Şimdi iki denklemden birinde x'in değerini yerine koyarsak y'nin değerini bulabiliriz. Değil mi? Üstteki denklemde koyalım. 5 çarpı 0 eksi 10y eşittir 15 ya da eksi 10y eşittir 15. Bunu yazalım. Eksi 10y eşittir 15. İki tarafı da eksi 10 ile bölelim. İki tarafı da eksi 10 ile geriye ne kalır? Y eşittir 15 bölü eksi 10 ki o da eksi 3 bölü 2 eder değil mi? Eğer grafiğini çizecek olsaydık kesişme noktası 0,-3 bölü 2 noktası olacaktı. Bu denklemde sağlama yapabiliriz. Orijinal denklemimiz 3x eksi 2y eşittir 3'tü. 3 kere 0, 0 eder. Eksi 2 kere eksi 3 bölü 2, bu 0 ve bu da artı 3 değil mi? Bunlar birbirini götürdü ve bu artı oldu. Artı 3 eşittir 3. Yani bulduklarımız iki denklemi de sağladı. Bir tane daha yapalım. Yine denklemlerden birini uygun bir sayı ile çarpıp veya genişletip kıvama getirelim ve değişkenlerden birini yok edelim. Evet, bir tane daha yapalım. Elimizde 5x artı 7y eşittir 15 var. Bir de 7 başka bir renk alalım. Evet, 7x eksi 3y eşittir 5 var. Burada da sol tarafları toplarsak ya da çıkarırsak değişkenlerden herhangi birini eleyemiyoruz. Bunlardan hiçbirinin eksi veya artı ortak bir katsayıları yok. O zaman yok etmek için değişkenlerden birini seçelim. Bu sefer x'i yok etmek istiyoruz diyelim. İstediğiniz bir değişkeni seçebilirsiniz. Gerçekten fark etmez. Tabii katsayıları işinizi kolaylaştıracak olana öncelik verebilirsiniz. Önce y'yi de eleyebilirdik ama ben önce x'i elemek istiyorum. İlk yapmamız gereken bir ya da her iki denklemi öyle bir hale getireceğiz ki ya aynı katsayıları olacak veya katsayıları birbirinin ters işaretlisi olacak ki sol tarafları topladığımda birbirlerini götürsünler. En basitinden bunu kesirli bir sayı ile çarpıp eksi 5 ya da bunu kesirli sayı ile çarpıp eksi 7'ye eşitleyebilirim ama daha eğlenceli bir yol seçip en küçük ortak katlarında bunları buluşturabilirim. İkisini de 35 yapabilirim, değil mi? Üstteki denklemi 7 ile çarparım. Üstteki denklemi 7 ile çarparım. 7'yi kullanıyorum çünkü 35 olacak. Alttaki denklemi de eksi 5 ile çarparım. Eksi 5 ile eksi 5. Bunu yaptığım zaman bu eksi 35 olacak. Unutmayın, derdim x'leri yok etmek. Eğer bunu 35 ve bunu eksi 35 yaparsam denklemler hazır hale gelecek. Denklemlerin sol ve sağ taraflarını toplayabileceğim. Üstteki denklemi 7 ile çarptığımızda, biraz yukarı kayalım, 7 ile çarptığımızda 35x artı 49y eşittir 70 artı 35, 105 eder. 70 artı 35 eşittir 105. Üstteki denklem bu hale geldi. Alttaki denklem ise eksi 5 çarpı 7x eksi 35x eksi 5 çarpı eksi 3y artı 15y. Eksiler birbirini götürdü. 5, bu eksi 5 değil, çarpı, evet, eksi 5 kere 5 eksi 5, evet, eşittir eksi 25. Şimdi üstteki denklemin her iki tarafına aynı şeyi eklemeye başlayabiliriz. Aynı şeyden kastım eksi 25. Eksi 25 bu ifadeye de eşit, değil mi? Sol tarafları ve sağ tarafları toplayalım. Bu denklemin her iki tarafında aynı şeyi ekliyoruz demektir. Sol tarafta x'ler birbirini götürüyor. 35x eksi 35x, zaten derdimiz buydu. Birbirlerini götürdüler. Y'ler ise 49y artı 15y, o 64y, değil mi? Evet, 64y eşittir 105 eksi 25 ki o da 80. İki tarafı da 64'e bölelim. İki tarafı da 64'e bölelim. Y eşittir 80 bölü 64. Pay ve paydayı 8'e bölelim. Hatta 16'ya da bölebiliriz. Bence 16 daha iyi olur. Önce 8'e bölelim. 8'li çarpım tablosunu biliyoruz. Bu 10 bölü 8 oluyor. Bunu da tekrar 2'ye böleriz. 5 bölü 4 etti. Eğer 16'ya bölseydik doğrudan 5 bölü 4'e ulaşacaktık. Neyse. Neyse, o zaman y eşittir 5 bölü 4. Değil mi? Bakalım. X kaçmış? Y'yi bu iki denklemden birinde ya da orijinal denklemlerden birinde yerine koyabiliriz. İkinci orijinal denklem ile ilerleyelim. 7x eksi 3y eşittir 5. Bu hale getirdiğimiz ikinci denklemin orijinal hali buydu. 7x eksi 3 çarpı y çarpı 5 bölü 4, değil mi? Evet, yani 5, yani 7x eksi 15 bölü 4 eşittir 5. 15 bölü 4'ü ekleyelim. Affedersiniz, bunu yanlış yapmışım. Bu 7x eksi 3 kere 4. Pardon, doğruymuş. Neler yapıyorum? Peki, tamam. 3 çarpı 15 bölü 4. 15 bölü 4 eşittir 5. 15 bölü 4'ü iki tarafa da ekleyelim. Artık 15 bölü 4 artı 15 bölü 4 ne etti? Sol tarafta sadece 7x kaldı. Bu arkadaşlar birbirini götürdü. Eşittir 5. 20 bölü 4 ile aynı şey. 20 bölü 4 artı 15 bölü 4. Bu da ne ediyor? Biraz daha aşağıya kayalım. 7x eşittir 35 bölü 4. Değil mi? İki tarafı da 1 bölü 7 ile çarpabilir ya da 7'ye bölebiliriz. Aynı şey. Biz iki tarafı da 1 bölü 7 ile çarpalım. 7'ye bölmekle aynı şey. Bunlar birbirini götürdü ve geriye x eşittir. Buraya 35'i 7'ye bölerseniz 5, 7'yi de 1 kalır. X de 5 bölü 4'e eşitmiş. Evet. Bunların kesişme noktasında x ve y'nin her biri 5 bölü 4'müş. Grafik olarak gösterirsek 5 bölü 4 virgül 5 bölü 4 noktasında kesişirler. Şimdi üstteki denklemde sağlamasını yapalım. 5 çarpı 5 bölü 4 artı 7 çarpı 5 bölü 4 kaç eder? 15 olması gerek. Bu 25 bölü 4 artı bu kaç? Artı 35. 35 bölü 4 eşittir 60 bölü 4. O da 15. Üstteki denklemdeki sağlama doğru çıktı. Alttaki denklemi siz denersiniz ama doğru olmalı çünkü x'in 5 bölü 4 olduğunu bulmak için zaten bu denklemi kullandık.